Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde EVNG Network Simulator programının kurulumunu yapacağız. Programı indirmek için ev-ng.net sayfasına gidiyoruz. Download sekmesine tıklıyoruz. Download sayfasına geldiğimizde EVNG'nin iki tane versiyonu var. Bir tanesi ücretli, bir tanesi ücretsiz. Biz ücretsiz olan versiyonunu indireceğiz. Aşağı doğru gelelim. Burada Free EV Community Edition versiyonunu indireceğiz. Burada OVF ve ISO dosyaları var. Ben OVF dosyasını indirdim. Workstation Pro üzerine kurulumunu yapacağım. Bu OVF dosyasını indirdikten sonra aşağıda Windows Client Integration paketi var. Eğer Mac kullanıyorsanız burada Eve Client Pack versiyon 2 DMG dosyasını indirip kurabilirsiniz. Bu kurulum paketinin içinde iTerminal, VNC, WireShark gibi programlar var arkadaşlar. Buradaki Windows Integration paketinin içinde de WireShark, VNC, PuTTY gibi programlar var. Buradan indirip bunları da kurabilirsiniz. Önce kurulumumuzu yapalım, ardından Integration paketini de yükleriz. Şimdi Workstation Pro'yu açarak OVF dosyamızı import edeceğim. Open Virtual Machine diyorum. Buradan indirdiğim OVF dosyasını seçiyorum. Sanal makinemize IVNC ismini verdim, import diyorum. Burada root kullanıcısıyla giriş yapıyoruz. Default'taki password'umuz da de ev. Burada root passwordü değiştirmemizi istiyor. Ben tekrardan iv yazıyorum. Burada host name'imizi yazıyoruz. Okey diyoruz. Default'ta bırakıyorum. Burada domain name'imizi yazabilirsiniz. Ben yb.com yazıyorum. Statiği seçiyoruz ve okey diyoruz. IP adresimiz 192.168.10.220 olsun. Subnet mask'ımızı yazalım. Benim default gateway'im 192.168.10.1. DNS olarak da Google'un 88 IP'sini yazıyorum. İkinci DNS servera da Google'un 8844 IP'sini yazıyorum. Burada NTP server adresini yazabilirsiniz veya boş geçebilirsiniz. Ben 88.199.214.98 NTP adresini yazıyorum. Burada direkt connection'ı seçerek okey diyorum. Şimdi artık kurulumumuz bitti. Web browser açarak 192.168.10.220 IP adresiyle ING grafik User interfezine bağlanabiliriz. Buradaki default kullanıcımız admin password olarak da iv yazıyoruz. Şimdi giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi şu an Evengi'nin grafik user interfezine bağlandık. Şimdi kurulum yaptıktan sonra integration paketleri de yükleyelim arkadaşlar. Burada işimiz bitti. Buradan çıkalım. Şimdi indirdiğim dosyalara geliyorum. Burada Ivengi Windows Client Package çalıştırıyorum. Next diyorum. Next diyorum. Burada beraberinde kuracağı programları gösteriyor arkadaşlar. İsterseniz Wire şarkı kurabilirsiniz, isterseniz kurmayabilirsiniz. Ben şimdi Wireshark'ı da Ultra Vengi'yi de kurmuyorum. Next diyerek devam ediyorum. Finish diyorum. Şimdi Ivengi Windows Client Package'ımızın da kurulumu yaptıktan sonra kurulumumuz bitti. Eğer terminal programı olarak Secure CRT kullanacaksanız arkadaşlar bilgisayarıma geliyoruz. Buradan lokal diski seçiyoruz. Program files'a geliyoruz. Burada event klasörünün içine giriyoruz. Eğer Secure CRT kullanacaksanız buradaki regedit dosyasını çalıştırmanız gerekiyor. Şimdilik bu dersimizde anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.